Ben şu harita üzerinden bir soru sormak istiyorum. Hem Mete Yarar'a hem de Dursun Çiçek'e asker olmaları, eski asker olmaları hasretiyle. Şimdi biz şu Amerikan bayraklarını, şu Amerikan bayraklarını S-400 almasaydık da görecek miydik? Hmm. Komutanım söylesin, sonra ben söyleyeyim. Yani 2001'den itibaren dedim bu süreç başladı, bu sonuç. S400 daha 2-3 senelik konu. Yani çok yani, daha önce başladı. Yani Amerika'nın oraya yığınak yaptığı tarih ha, nedir? A hatta Sevr'de bile götürün yani. Yok yok tamam oraya gideceğim. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Biz S400 aldık. Hava savunma sistemimizi güçlendirdik ve buna bir NATO ülkesi olarak bir Rus silahını kendi envanterimize ekledik diye mi Amerikalılar buraya bu yığınakları yapıyor? Hayır canım o... 2012 yani, ile başladığını ha. ben düşünüyorum. Yok, yani S-400 almamızla bir alakası yok. Ba mu? Bakın ha. sene 2001 ben İskenderun'da alay komutanıyım, deniz evet. üstü komutan En büyük yığınağı oraya yaptılar. Evet. Gemiler geliyor, tümenleri geliyor. Birinci tezkere çıktı, ikinci tezkere reddedilince hı hı. büyük bir kinle, nefretle Türkiye'yi terk ettiler. Dedikleri de şu, oradaki en kıdemli komutan. Bundan sonra bizim müttefikimiz Türkiye değil, Kürtler. Bu yapılmaz mı evet. hiçbir Müttefik diye? Tabii e, haklı oldukları yan da var. Yani birinci tezkereyi niye veriyorsun? O kadar yığınağı niye yapıyorsun? 2003'ten bahsediyorsun. İske, evet, 2000, 2003. 6 yani milyon için. dolar İskenderun Limanı'nı kiralamışlar falan. Hı. Yani bu o, Türkiye gibi omurgalı tarihi geçmiş olan bir ülkenin böyle e, zikzaklar olmaması lazım. Peki o zaman o zaman şöyle diyorum. Daha Şimdi, eski daha eskiye o, götürüyorsunuz soruma cevap için söylüyorum. Evet evet. Acaba diyorum. Oradan başlayarak geldik diyorum. Acaba diyorum. Amerikalılar biz S400 aldık diye değil. Zaten buraya bu yığına yapacak yapıyorlar. Peki anlamaya çalışıyorum. Bakın siyasi bir yere çekmiyorum. Lütfen ben hiç kasıtlı bir şey sormuyorum. Şimdi S400 alıyoruz. S400 alıyoruz. O bir boruydu. işte orada kaldı. Depoya kaldırıldı. Bilmem ne oldu. Aktiviyet ben bir sürü mi? muhalefetten acayip şeyler duydum. Ki muhalefeti çok ciddiye alan, çok dikkate alan bir insanım. Acaba muhalefetimiz Amerika'nın şu hareketlerini fark edemedi İnanmadın mi? Değil Bunu mi? yapacağını fark edemedim <laughs> ki. Bizim S400 almamıza itiraz etti. Adam madem bu yayına yapıyor, ben S400 niye almayayım o zaman? Bu, Niçin itiraz muhalefetin ettim mu? sözcüsü mü var? Kime Yok, soruyorsun? Ya Yok, soruyorum askeri. Kime soruyorsun ya? Yani? Bu size siyasi soruyoruz. bir soru yani. Size soruyorum. Askeri bir soru değil. Bu nasıl bir siyasetçi şey olan. Size soruyorum. Ne? Yani. <laughs> ben fark eski siyasetçi Cumhuriyet siyaset e, yani, siyaset yani. yani, siyaset Halk, 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 Halk Partisi milletvekilini yapmadım. Yaptım. Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisinin parti aklı Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi şu şekilde kuşattığını. Ta eski zaman diyorsunuz bak. Biz onun için önce sordum. s 400ü aldıktan sonra mı geldi dedim. Hayır dediniz. Peki ben de soruyorum. Madem biz S400'ü almasak da alsak da Amerikalılar bu harekete girişecek. Peki muhalefet bunu öngöremiyor mu bizim S400 almamızı? Hava savunma sistemimizi yenilememize itiraz ediyor. Onu anlamaya çalışıyor. Bakın Hindistan yani göremediler. Hindistan da aynı Şimdi, sorunu yaşıyor. Onlar ne da S4 S400 pazarlığını gerçekleştirdi ve Amerika ile şu an çok ciddi bir sorun Hindistan'da yaşıyorlar. Hindistan önünde bir Yunanistan <laughs> Hatta yok. Inani, Hindistan'da da, öyle sorunu, yaşamıyorlar. Öyle Onlar bambaşka hocam. Şimdi de, e alanda ha. bu sorunu aşabilmek için Türkiye'yi bekliyor. Hiç yaşamıyorlar. Sorunun cevabı şu. Evet. Türkiye'nin bugüne kadar evet. bir e, S-400 benzeri bir hava savunma silahı yapmaması en büyük eksikliği. Bunu denedi, Çin'le yapmaya denedi, milli olarak yapmaya denedi. Yani kısa menziller var ama e, dolayısıyla en büyük zafiyetimiz bu. Yani siz iktidara diyorsunuz ki bu yaptıklarınız müthiş. Eksin Ama ilk daha daha çok yapmanız evet. lazım. Da Bravo. Doğru söylüyor. Çok doğru. Bu değil. Öncekilere çok de Öncekilere de diyorum yani. Kıbrıs harekatından itibaren Aynen. olanlara da söylüyorum. 2. Türkiye bağımsız bir ülke. Evet. İstediği ülkeden silah alır, istediği ülkeye silah satar. Bunları tartışmayız. Yani Bu, bunlar siyasetin konusu veya bugün böyle yarın öyle ilkeler bunlar. Üç, Türkiye savunmasını Yunanistan gibi Amerika'ya, Fransa'ya falan dayandıracak bir ülke değil. Ancak bizim Türk dünyasıyla baştan gündem olsa konuşsak demiştim. Azerbaycan'la, Pakistan'la, Pakistanla Ama, e, diğer Türk Cumhuriyetleriyle dayanışma şimdi olarak bu batıdaki... E, Dursun Bey biz sizin anlaşıyoruz. Akşamdan beri niye tartışıyoruz? Evet. Demek mesele evet. tamammış yani. Ee, Sıkıntımız e, e, yok. Zaten o koridoru da açtık şimdi. şimdi bugün Aliyev'in söylediği de o koridor sorun yok. Tabii Türk herhalde. Evet. Yakında göreceğiz. Var mı eklemek istediğiniz? Ya şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de baktığınız zaman bu konuda milli düşündüğünü net görebilirsiniz. Mesela Libya konusunda açık ve büyük bir destek verdi. Yakın tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek iki farklı devleti savundu. Geçmişe baktığınız zaman Sayın Erdoğan, Türkiye, daha doğrusu Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin garantörlüğünün bitmesiyle ilgili söylemlerini de duyduk geçmişte. Baktığımız zaman Azerbaycan konusunda K, e, Sayın Kılıçdaroğlu da çok açık ve net destek verdiğini görüyoruz. Ve oradaki kurulan altılı bir yani görüş Cihatçı göndermedik değil mi biz şeye Karabağ'a? Yani ya bak bakın, o aynı bakın. konuya geliyoruz. Ama, bak, ama şöyle kendisi de yani. söylüyor. A, Cihatçı Çünkü, göndermedik. ben yani. tespit yapıyorum. Yani basını, evet. Batı basını takip ediyorum. Türkiye'yi evet. böyle eleştiriyorlar. Ben de diyorum ki Sayın Genel Başkan Yardımcı bu tespitin hmm. devamında ne yapmamız gerektiğini söyleyin. Bu tespiti sanki CHP'nin görüşü olarak algılıyor evet. kamuoyu. Ee, doğal olarak da iktidar bunu kullanıyor. Eksik yapıyorsunuz. Siz, siz, doğrusunuz. Bundan sonra yapmaya dedi. Siz şunu dedi. söylüyor musunuz? Bu Amerikalılar bu bayrakları buraya astılar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir gece ansızın Ayşe tatile çıksın der miyiz yani? O gücümüz var mıdır? 74'teki'nin çok daha iyisiyiz. Tamam o zaman. Hiç Yeter şey ki tam tamam. Tamam. Kemal'an'a Kemal Kemal. 74'teki Kemal gibi de verirse. 74'teki gibi çelik çelik gibi bir siyasi irade olsun bunu Silahlı kuvvetlere verecek, o, e, bu destek verecek. Dışa yani. karşı büyük bir gücü net gösteririz. Ama içerideki o dayanışmayı, kutuplaştırmayı bitirmemiz lazım. Aynen. Ve e, son dönemde baktığımız zaman iktidarın çok önemli çıkışları var. Nedir bu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anması, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılması. Türk dünyasına yönelmesi. Türk dünyasına yönel yönelmesi anıt kabirde Atatürk'ün adını yazdı mesela 10 Kasım töreninde. Bunlar çok önemli değerler. Diyanet de Amerika'nın açıklamada evet Diyanet'in de açıklaması bunlar çok önemli. Döndü. Dış kaynakların verdiği raporlarda, istihbarat raporlarında Türkiye'yi bölme noktasının Atatürk üzerinden olduğu her zaman söylenmiştir. Evet. O yüzden içerideki bu dayanışmanın giderek arttığını da görüyoruz ama bazı kavramlar üzerinden kutuplaştırılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin en büyük dışa vereceği mücadele aslında içerideki o huzur olacaktır. Peki. Demek ki programın Mete sonuna geldik. Herkes eklemek mesajlar veriyor. Ben bunu anladım. Ne, e, ne kadar? Kaldı. Var daha vaktimiz var. Peki. Susma hakkımı kullanıyorum. Ben yani. öyle kullanıyorum ben. Sustun mu? Sustum. Sustum. Ben kullanıyorum <laughs> bu sefer. Ay. O mümkün değil. Kullanamaz okay. öyle bir şey. Ben e, şimdi Türkiye'de zaman zaman tartıştığımız e, konulardan bir tanesi hani kutuplaşmayalım veya diğer ne hani anlatmayalım diye söylüyoruz. Bence şundan da bir an önce artık vazgeçmekte yarar var. Ortada seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var. Önce şu Cumhurbaşkanı'na şu üslupla konuşmaktan vazgeçin. Çünkü sonuçta devleti temsil eden ve karşılarına gittiğinde muhataplarıyla konuşan bir kişiden bahsediyorsunuz. Siz kendi içinizde hesaplaşmaktan bahsederken, Karşı tarafın eline verilebilecek en önemli kozadan bir tanesini veriyorsunuz. Şunu söyleyebilirsiniz. Yaptığınız uygulamadan hoşlanmıyoruz. Yaptığınız şunları beğenmiyoruz. Bunlarla ilgili eleştirinize söylersiniz. Ama diktatör gibi bir kelimenin önce Türk siyasi hayatından bir çıkması gerekir. Bakın çıkması gerekir. Gelin oradan başlayalım. Yani birinci başlayacağınız şey eğer yurt dışında bu kadar çok Metanetli konu varken ana muhalefetin böyle bir üslupla konuşmasına gerek yok. Sokakta birisi söyleyebilir, hiç önemli değil. Başkası da söyleyebilir. Ama siz muhalefet partisi lideri olarak, ana muhalefet olarak böyle bir ifadeyi kullandığınızda tartışmaların içerisinde yabancı ülkelerin eline bir koz verdiğinizi görmüyor musunuz? Muhataplarınızı elinizi güçlendiğini görmüyor musunuz? Ben önce buradan başlayayım derim. Yani eğer uzlaşmaysa Yurt dışındaki bütün konularla ilgili tartışmaysa gelin bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ile ilgili ifadenizi önce düzeltin. Ondan sonra zaten bütün uzlaşacak noktaları beraber bulursunuz. Bir cümle Bey'i de desteklesin. Çok tabii, doğru tabii. bir şey söylüyor. Şimdi e, söylediğiniz muhalefet partisinin söylediği şeyleri işte yabancı basın alıyor. Orada daha da fazla büyütüyor. Ondan sonra da Ünal Çeviköz dönüyor diyor ki bize böyle bakıyorlar diyor. Şimdi siz çok doğru. Yani kendi halkının üzerine kimyasal silah atan e, Esat'ı Yeşilay Derneği Başkanı gibi değerlendiriyorsunuz. Öyle Allah'ı pulluyorsunuz. Ama kendi ülkenizin Cumhurbaşkanı'na diktatör, Netanyahu, sömürge valisi, pısırık kedi. Şimdi ya bunlar bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na hani kutuplaştırma, saygı, edep, siyaset dili bu, bu nasihatta bulunurken önce dönüp aynada kendinizle yüzleşmeniz lazım. Bir tarafın bırakması lazım. Yani e, karşı taraf size bunu söylüyor, biz de ona onu söyleyelim. Bu, bu siyaset dilinden de vazgeçmek lazım. Ben e, Mete Bey e orada sonuna kadar katılıyorum. Hele hele ülkenin cumhurbaşkanına, yani kusura bakmayın da yurt dışında ülkenizin güvenliğiyle ilgili bir görüşme yapılan noktada sen şeref yoksunusun demek hangi siyasi üsluba sığar? Bunu da izleyicilerin gecenin bu saatinde vicdanına havale ediyorum. Peki Faruk Bey, Son hakkını, değerlendirmelerinizi alalım. kullanmadan. Konuşulanlarla ilgili. ilgili. Ne, yani ne, o başkasının konuşmasından soru çalmayı, e, konuşmasının çalmayı daha çok seviyor. Bizi, bizim Nasıl? ölmeyi seviyor. O ya şu anda Faruk. bir bocalıyor. Süre sizin buyurun. Evet. Hani söz hakkı geldiğinde ne konuşacağını şaşırıyor. Şimdi, Şimdi biz bunu bölelim mi? Şöyle bir evet. soru sorarak herhalde. Buyurun. <laughs> 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 Çiz soracaksınız değil mi <laughs> bu sefer? Faruk Bey sormasın Belki buyurun. Metin Bey'in çizdiği çerçevede öyle bir Türkiye hayal ediyorum ki. Evet. Yani oluyorum yok <laughs> bütün muhalefeti toplayıp milli konularda Evet tartıştırıp ortak karar verip bunu çıkıp kamuoyuna açıklayan ve hepsine eşit mesafede olan bir Türkiye'yi özlüyor musunuz çok şöyle bir şey söyleyeyim bugün yayına gelmeden önce bunu düşündüm ekonomide sıkıntılar var değil mi konuş yani herkesin herkesin tartıştığı konuştuğu evet. sokağın mevzuları e, ee, Dursun Bey yayının ta başında dedi ki ekonomi <laughs> konuşalım tabii zaten konuşuyoruz yani. Her yerde konuşuyoruz. Mesela tam şöyle bir şey Sayın Cumhurbaşkanı acaba bugünlerde yapsa çok iyi olmaz mı diye aklımdan geçirdim. Yani bütün samimiyetiyle iş dünyası, tüsiyatı, müsiyatı bütün bileşenler, Türkiye'nin sanayicileri, Türkiye'nin muhalefeti. Ben sorunu arana göre araya girebilir miyim? Bu hissiyat yaşa diye yapıyorum. Evet çok güzel. Bir şey. Bak bir şey, bir, dakika <laughs> bir, 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 bir dur, bir dur, bir dur, <laughs> bir dur. Dur. Ee, ben 2015'te bir kitap yazdım. 60 yıllık ittifakta son gün diye. <laughs> Türk-Amerikan e, ilişkilerinde yaşanan 24 saatlik kriz. Bu krizin arkasında, kitabın sonunda çok ilginç bir bölüm vardır. Kitabın sonunda, tabii o dönemde e, Sayın Cumhurbaşkanı işte şey. Yani 2018'i, 16'yı falan anlatıyor. Son iki dakikamız. Onu söyleyeceğim. Tamam. Seni ee, <laughs> o günkü siyasetçi, bu kurgusal roman Fark ama. Ettim. O günkü siyasetçi Anıtkabir'e gider. Ve Anıtkabir'de, Anıtkabir defterine bir yazı yazar. Anıtkabir'deki deftere yazdığım yazıyı keşke yanımda olsaydı okusaydım size. Haftaya okuyalım. İlginçtir. Çıkarken de şu sözü söyler. Yaşanan olayları gördüğünde Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu anlar. Bugün Suriye'yi, bugün evet. Orta Doğu'yu evet. ve diğerlerini gördüğünüzde Atatürk'ün ne kadar birleştirici ve ne kadar sorun çözücü olduğunu ve asıl dayancığı noktanın millet olduğunu ve o güce dayandığında nasıl sorunları çözebildiğini görür. Evet, zaman evet. zaman kullanılan tabirlere baktığınızda ve diğerlerinde. İnşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta getireyim. Tamam. Ve o şey yani oradaki... Deftere Kesinlikle. yazılan kurgusal evet. metni okuyayım. Tamam, 10 Kasım'ın ardından bir kez daha almış olduk Atatürk'ü. Evet. Buyurun, birkaç cümleyle tamamlayalım. Ben. <laughs> o bitti, unuttu. Hayır, hayır, unutmadım. Unutmadım. Ama şundan masa, devam et, şuradan evet. devam et. Ya bir iki Konuşturmayacağız, diyorsun. abi iki dakika sana zehir edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen bize bugünü zehir ettin. Murat, Sayın Cumhurbaşkanı Murat Bey, ben sizin şey yapayım. Sayın Cumhurbaşkanı aslında <laughs> ben sizi dinliyorum. Aynı gemideyiz lütfen. diyerek bir çağrı evet. yaptığında Evet. muhalefetten gelen <laughs> ne gemisi biz İdo'ya biniyoruz sözünü de hatırlatalım. Hatırlatalım. Buyur şey yani niye, isterdim sağ, ki Dursun Bey'in söylediği tablo sağ, bakın sağ, her kardeşim anlamda. Samsunlu, Samsun'daki resmi unutmayın yani. Ama lütfen cümlemi tamamlayın artık. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o masa kurulsun, muhalefet de gelsin ekonomiye dair herkes fikrini söylesin. Formaylarda yapsın. yarın seçim var. Sıkıntı yok. Kim kazanıyorsa kazanır. Kazanan ülkeyi yönetir. O Fakat Ba Atatürk'ten söz açtı mete yarar. <laughs> Atatürk'ü bu anlamda doğru anlıyorlar mı onu bilmiyorum. Mesela dün akşam bir değerli dostumuzla bir tartışmadayız. Dün akşam değil, bir önceki akşam galiba. Dedi ki Atatür Son cümle. Atatürk diyor ki yurtta sulh cihanda sulh dün akşamda. Evet evet. Tamam yurtta sulh cihanda sulh diyor da Atatürk bir bakıyor 1936 37 2. Dünya Savaşı geliyor yaklaşıyor. Peki. Fransızlar hemen Suriye'nin kuzeyini boşaltıyor. Atatürk ne yapıyor? Hatay'ı hemen yapması Hatayı, gerekeni yapıyor. Bağlıyor. Peki yani çok teşekkür ediyoruz. diye cihanda sulh dedi tamam. diye ee, haklarımızdan Çiçek. vazgeçmiyor. Çok Bunu teşekkür yaptın. ediyoruz Dursun Çiçek, Murat Gezici, Mete Yarar, Metin Özkan, Faruk Aksoy. Sağolunuz efendim. Size de teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. İyi geceler diliyoruz.